Tecrit bütün cezaevlerine yansımış durumda. Tecrit bugün birkaç günden beri Giresun Espiye'de birkaç tane arkadaşların üzerinde, tutsakların üzerinde yoğunlaşan tehditler, işkenceler, hak ihlalleri yoğunlaşmış durumda. Aynısı Sincan cezaevi için geçerli. Aynısı Silivri cezaevi için geçerli. Aynısı Bolu cezaevi için geçerli. Aynısı Bakırköy kadın kapalı cezaevi için geçerli. Bakırköy kadın kapalı cezaevine biz her hafta geliyoruz. Tecrit var diyoruz. Tecriti kaldır diyoruz. Kaldırın diyoruz. Ama ısrarla tecrit tam tersine 15 arkadaşımızı 15 kadın tutsa tekli hücrelere atılmış durumdalar. Tecrit burada yoksa nedir peki? Bunun için biz yine ısrarcıyız. Tecrit kalkana kadar biz bu eylemi sürdürmeye devam edeceğiz. Bu tecritte her yerde, her alanda, dünyaya da, kamuoyuna da, her yere de biz bunu duyuracağız. Duyurmaya da devam edeceğiz. Tecrit kalkana kadar evet gene de devam edeceğiz. Bunun için avukat arkadaşımızın sözü ona bırakıyoruz. Bu sayede tecritte bir yeri kaçırdı. Sizin barış annelerinin, adalet mehmetlerinin, sivil itaatsizlik eylemlerinin, Emine Şen Yaşar annemin eylemleri sayesinde tecritte bir delik açmayı başardık. Öncelikle sizlere ve sizin iradenize teşekkür ederek başlıyorum. Hepinizin ayağınıza sağlık. Ada Hapishanesi'nde Sayın Abdullah Öcalan üzerinde devam eden 25 yıla yakın süredir devam eden tecrit toplumun her alanına sirayet etmiş durumda ve bunu sesimiz yettiğince, gücümüz yettiğince, ömrümüz yettiğince bu adaletsizliğe karşı ses çıkarmaya devam edeceğiz ve biz ses çıkardıkça bunun kırılacağına inanıyoruz ve bu tecrit hali tüm zindanlara, toplumun her alanına sirayet etmekte. Hasta tutsaklar adeta ölüme terk ediliyor. Buradan Sayın Abdülkadir Kuday'ın durumuna değinmek istiyorum. Sayın Abdülkadir Kuday 38 kiloya düşene kadar yapılan tüm başvurulara rağmen tahliye edilmedi. Tüm Anayasa Mahkemesi'ne yapılan tedbir talepli başvurulara, tüm infaz erteleme başvurularına rağmen tahliye edilmeyen Abdülkadir Kuday'ın durumunu tekrar hatırlatmak istiyorum. En acı örneğidir hasta tutsakların durumunun. Hayatını kaybetmiştir. Ona Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Tüm ulusal ve uluslararası kuruluşları hukuku işletmeye, görevlerini yapmaya davet ediyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni, CPT'yi, Birleşmiş Milletleri, Adalet Bakanlığı'nı, hepsini temel insan haklarını, avukat görüş yasağını kaldırması için, aile görüş yasağını kaldırması için, temel insan haklarının tüm zindanlarda uygulanması için herkesi, tüm yetkilileri görevlerine davet ediyorum. İdari Gözlem Kurulu kararlarıyla tahliyesi ertelenen tüm tutsaklara tekrar değinmek istiyorum ki İdari Gözlem Kurulu kararlarının hiçbir hukuki niteliği olmamasına, kendisinin hiçbir hukuki fonksiyonu olmamasına rağmen İdari Gözlem Kurulu kararlarıyla tahliyesi ertelenen tutsakların durumu içler acısı ve bu hukuksuzluğa son verilmesini, tüm yetkililerin görevlerini yapması için hepsinin bu adaletsizliğe son verilmesini, hepsini görevine çağırıyorum. Bu tecrit haline son verilmesi Türkiye'deki demokratik çözüm sürecinin işlemesi için ve Türkiye'de barışın gelmesi için elzemdir, bir gerekliliktir ve bir barış iradesi için bizler buradayız. Buradan bu iradeyi sürdüreceğimize devam edeceğimizi, bu iradeyi sürdürmeye devam edeceğimizi bildirerek sözü diğer arkadaşıma bırakıyorum. Tecrit kırma iradesinde bulunan herkesi burada selamlıyorum. Öncelikle tecridin ne demek olduğuna, nasıl geldiğine değinmek istiyorum. Tecrit cezaevlerinden başlıyor ancak sadece cezaeviyle sınırlı kalmıyor. Ses çıkarmadığımız zaman dışarıda bize de uygulanıyor. İşte görüyorsunuz şu anda bir eylem yapıyoruz. Basın açıklaması, toplantı gösteriyor, şu hakkımızı kullanıyoruz. Ancak toplumun geri kalanından tecrit ediliyoruz. Nedir bunun sebebi? Bizim dışımızda hiç kimsenin cezaevlerindeki tecride ses çıkarmamasıdır. Bu sessizlik tüm toplumun tecrit edilmesiyle devam edilecektir. Tecrit cezaevleri özelinde bir insan hakkı olan
toplumla iletişime geçme, ailesiyle, avukatlarıyla iletişime geçme hakkının hukuksuzca engellenmesidir. Biliyorsunuz öncelikle İmralı Adalethanesi özelinde başlayan tecrit zamanla bütün cezaevlerine sirayet etmeye başladı ve hepsi toplumdan bir şekilde izole edilmeye ve Türk ceza hukukunda hiçbir şekilde yeri olmayan süresiz hapis cezasına en yakın duruma getirilmeye çalışılıyor.